Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tas kebabı yapacağız. Artık bu tas kebabını lokantalarda bulamadığımız için evde yapacağız artık. Ben bu tarifi bir lokantacı arkadaşım aldım. Ben de yapıyordum ama o bana bir iki püf noktası vardı. Ona göre yapacağız. Şimdi bunda tercihimiz genelde kalça eti. Dananın kalça ya da but eti öyle derler. Bu tür yemeklerde daha iyi oluyor. Bunu alacağız. Önce tenceremizi boşaltıyoruz. Bir bardak soğuk su ilave ediyoruz. Ve hemen ayvazımı koyuyoruz. Önce altını yüksek ateşte açıyoruz. Suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz kaynayınca kısık ateşe bırakıp üstünü kapatıyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Bakalım olmuş mu? Evet, etimizin suyu bayağı gitmiş. Şimdi burada kalan suyu bir kaba boşaltıyorum. Bu su salçayı bozabilir arkadaşlar. Onun için suyunu boşaltıyoruz. Tabii ki ziyan etmiyoruz onu da. Herhangi bir şeyde kullanıyoruz. Şimdi hemen soğanına geçelim. 800 gram ete orta boy soğan yeter. Bunu ufak bir şekilde doğruyoruz. Şöyle. Hemen başka bir tavaya da tencereye bir miktar sıvı yağ döküyoruz. Soğanlarımızı birazcık kavuruyoruz. Unutmayın arkadaşlar, tas kebabını kavurmadan ayıran şey salça ve soğan. Soğanlarımızı güzelce öldürüyoruz. Soğanları kavururken bir kapta da sıcak su istiyorum. Onu da etimize ilave edeceğiz. Soğanlarımız halk tabiriyle pembeleşti. Ben pek pembeleşen soğan göremiyorum ama genelde sarılıyor. Şimdi buna bir yemek kaşığı civarında domates salçası ilave ediyorum. İsteyen biber salçası ilave edebilir. Salçamızı güzelce kavuruyoruz. Salçanın kavrulması ve kokunun çıkması lezzet açısından çok önemli. Salça kavrulduktan sonra ben bir su bardağına yakın kemik suyu ilave ediyorum. Bunu siz ilave etmeyebilirsiniz. Normal su da kullanabilirsiniz. Fakat ben bunun daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Dikkat edin, eğer kemik suyunuz soğuksa ya da ilave edeceğiniz soğuksa önce etleri koymadan bu şekilde salçayla ve soğanla karıştırın ki etler soğuktan dolayı sertleşmesin. Şimdi bu porsiyona geldi vakit tenceredeki etlerimizi atıyoruz. Bir miktar salça, soğan ve et suyuyla beraber pişiriyoruz. Böyle 3-4 dakika kavurduktan sonra malzememizi tencereye geri koyuyoruz. Kestiği kadar sıcak suyumuzdan ilave ediyoruz. Su miktarı ne kadar isterseniz arkadaşlar. Ben birazcık daha bol sulu seviyorum. Daha iyi oluyor. Bir de kuru fasulye içine falan katıyorsun.
Mükemmel oluyor. Şimdi iyice bir kaynasın, tuzumuzu sonra atacağız. Limemiz kaynarken ben biraz daha su ilave ediyorum. Dediğim gibi bu su miktarı size bağlı arkadaşlar. Ama bol sulu iyi olur. Zaten kaynarken de biraz suyunu çekecek. Şimdi tuzunu atıyoruz. İsteğe bağlı. Ben 1,5 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Siz ne kadar isterseniz. Ve bunu kısık ateşte pişmeye bırakacağız. Demlene demlene pişecek. Etimiz pişerken biz de patateslerimizi hazırlayalım. Unutmayın arkadaşlar, ne kadar bol yağ patates kızartması o kadar güzel. Hem bol yağ olduğu vakit kızartma yağı da çabuk bozulmaz. Az yağ da daha çabuk bozulur. Şu şekilde küp küp doğrayalım. Bir miktar tuz atalım. Duruma bakalım. Olmuş. Evet, yemeğimiz pişti. Durumuna bakalım. Bu şekilde. Bunu birazcık diri bırakıyoruz arkadaşlar. Yani çok böyle dağılmasına müsaade etmiyoruz. Zaten tas kebabının özelliği budur. Suyundan da. Bence mükemmel oldu. Bu kontrol edelim. Evet. Bakın çatalı vurduğum vakit dağılıyor. İkiye ayrılıyor çok kolaylıkla. En güzel ayarı bu. İsteyen daha değişik, daha da pişirebilir. Fakat bence tam olmuş. Buradan Halis Usta'na selam gönderiyorum. Tarif onun tarifi. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.